dinine, imanına bir güreş tutalım, var mısın? Hikayemizin ismi. Kanuni devrinde Avrupa'dan İstanbul'a yaman bir güreşçi gelmiş. Dünyaya hükmeden bir padişahın şehrinde herkese meydan okuyor, hodri meydan çekiyormuş. Bunu duyan Kanuni çırağına dergaha gitmiş, selam kelam ve hoş beş faslından sonra Yahya Efendi'ye, Beşiktaşlı Yahya Efendi'ye, ağabey demiş. Avrupa keferesinden bir pehlivan gelmiş, bizimkilere meydanı dar edermiş. Merak ettim, gidip seyredeceğim, uygunsa siz de gelin. Yahya Efendi, hay hay, neden olmasın? Kul Allah'ın, kudret Allah'ın, gidelim seyredelim demiş. Kul Allah'ın, kudret Allah'ın, gidelim seyredelim. Güreş Yeniköy'deymiş. Avrupa'dan gelen pehlivan önüne geleni deviriyor, devirdikçe de padişaha ve seyircilere bakarak böbürleniyormuş. Bir iki üç demekle bitmemiş. Gelenin sırtı yeri öpmüş, gelenin sırtı yeri öpmüş, gelenin sırtı yeri öpmüş. Yahya Efendi sonunda dayanamayarak Kanuni'ye, gayretim kabardı kardeşim, bir de ben güreş tutacağım bununla diyerek ayağa kalkınca Kanuni, ağabey ne yapıyorsun? Adam insan değil, sanki dev diyene kadar. Yahya Efendi sarığını, cübbesini sıyırarak meydan hüdanın diyerek mindere yürümüş. Ve önüne geleni deviren Avrupalı pehlivan, pehlivana, evlat, dinine, imanına bir güreş tutalım seninle, var mısın? Avrupalı pehlivan tuhaf bir şaşkınlık içinde, bre baba etme, elimi boşlukta savurtma benim, senin nerenle güreş tutacağım ben? Var git yerinde otur sen. Yahya Efendi, evlat, havanı boş yere harcama, hamleni yap sen. Seninle güreş tutmadan şuradan şuraca gitmem. Gitmem ben. Yalnız şartımı söyledim. Dinine, imanına bir güreş tutacağız seninle. Yenilirsen sen benim dinime geleceksin. Yenersen ben senin dinine varacağım. Var mısın? İşte bu atasporumuzu Beşiktaşlı Yahya Efendi böyle şartlı bir şekilde, evet, sunar. Var mısın der ve o güne kadar sırtı yere gelmeyen Avrupalı pehlivan varım demesiyle birlikte kepçeleme bir dalış yapmış. Niyeti kendisine meydan okuyan bu tatlı yaşlı tek eliyle havada gezdirip tozdurduktan sonra sırt üstü mindere uzatıvermemiş mi ama? Yahya Efendi yerinden oynatamamış. Bir, beş, on hamle fakat faydası olmamış. Avrupalı pehlivan köpürdükçe köpürerek, köpürdükçe köpürerek. Baba pes, doğrusu pes. Senin paçandan tutmaya bile mecalim kalmadı. Hamle senin diye teslim olunca Yahya Efendi, ya hay diyerek öyle bir dalış yapmış ki daha evvel hiç kimsenin deviremediği pehlivanın sırtı anında yeri bulmuş, yeri öpmüş. Yahya Efendi sağ elin yenik pehlivanın kalbinin üstüne koyarak sözünü yerine getirecek misin evlat diye sormuş. Kanter içinde kalan, ne olduğunu anlamayan Avrupalı pehlivan ya hay demiş ve evet, Müslüman olmuş. Aşk oğlum.